Vallahi bilemedim Basri Hocam. Bu işin tekniğine, bilimsel izahına vakıf değilim. Ama ben de zaman zaman böyle belgesellerde görüyorum. Haberlerde konu oluyor. Bir takım çubuklarla tarlanın, bahçenin, arazinin neresinde su olduğunu tespit edebilen kimseler oluyor. Bunlar ellerindeki çubuğun yön değiştirmesine göre su olup olmadığını söyleyebiliyorlar bakır çubuk veya başka bir nesne onu bilmiyorum e, fakat biliyorsunuz bilginin kaynaklarından bir tanesi de tecrübedir Evet bugün e, işte pozitif bilimlere tecrübi bilimler deniyor tecrübi ilimler deneyle bulunmuş gözlemle bulunmuş şeyler binaenaleyh bazı şeylerin bilimsel izahının yapılamıyor olması onların bir hakikatinin olmadığı anlamına gelmiyor eğer adamcağız üç yerde burada su vardır diye söylüyor ve hakikaten oraya sondaj vurulduğunda su çıkıyor ise bu adama tutupla laf etmenin de bir anlamı yok Nasıl oluyor bu, nasıl oluyorsunu ilgililer bulsunlar, söylesinler. Ama vaka ortada bir su var. Ve adamcağız da elindeki çubukla, e ne bileyim yani iple, bezle orada su olduğunu tespit edebileceğini, ettiğini söylüyor. Şimdi bu bir gaybtan haber verme anlamına mı gelir meselesi belki kardeşimizin bize sormak istediği mesele, hayır. Niye? Gayb demek, e, ol, e, görünmeyen demektir. Bizim e, gözümüzde görmediğimiz şey gayb demek değildir. Yani odanın arkasından bir ses geliyor, orada birisinin olduğunu anlıyoruz ama görmüyoruz. Biz görmüyoruz diye o. Gayip değildir. Biz hissetmiyoruz diye bir şey gayip değildir. Binaaley e, bugün uydu fotoğraflarıyla da nerede su olduğu görülebiliyor. E, yerdeki yer kabuğunun değişmesiyle e, çekilen fotoğraflar üzerinden yer altındaki madenler tespit edilebiliyor. Binaenaleyh böyle bir e, şey de. Eline çubuğu alıyor ve su olan yerde çubuk aşağı doğru eğriliyor. Buna göre burada bir su var diye e, tahminde bulunuyorsa ki bu tahmindir. Kimse böyle bir şeyi yüzde yüz burada su var diye söylemiyor. Orada sondaj e, yapılıyor. Su çıkarsa bahtına, su çıkmazsa artık e, bahtsızlığına yoruluyor. Bu gayıptan haber vermek anlamına gelmez. Çünkü e, gayip dediğiniz şey olmayan, görünmeyen, bilinmeyendir bizim işimiz, açımızdan. Yani biz görmediğimiz için olmadığını söylüyoruz. Mesela yarın ne olacağını biz bilmiyoruz. Bizim için gayiptir, bizim için yoktur. Ama Cenab-ı Allah için vardır, malumdur. Onun ilminde vardır çünkü. E, binaenaleyh yarın ne olacağını, yarın şu saatte ne yapıyor olduğumuzu kestirebilmemiz söyleyebilmemiz mümkün değil. Ama tahmin edebiliriz işte yarın bu saatlerde benim filan yerde dersim var. Bir insan diyebilir ama sabah giderken trafik kazası mı geçirecek, efendim bir şenliğe mi denk gelecek, ne olacak onu bilemeyiz. Binaenaleyh efendim Mersin'de olan bir şey gayip değildir. Biz göremiyoruzdur ama orada vardır. Hasılı kelem yerin altında olan bir şey de bizce görünemiyorsa da gayip olarak değerlendirilemez. Ehlince malum olunabilir. Yer hareketlerini okuyabilenler için, yer rengini okuyabilenler için, efendim işin ilmine vakıf olanlar için malum olabilir. Bir diğer mesele de bu kimseye para verme noktasında bir tereddütü varsa burada da mesele basittir. Yani nihayetinde bu adam cazı bir saatine, üç saatliğine, dört saatliğine kiralamış oluyor. Gel şu çayırda dolaş. Buralarda nerede sular var bunları tespit et. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf Aleyhisselam'ı bulanların e, su arayanlar olduğu anlatılır. Yani eskiden kervan giderken kervan konaklaması lazım. Konaklamanın da bir su kenarında olması lazım. E, öncü su kuvvetleri önden tarama yaparlar. Onlar nerede su olacağını tahmin ederler oralara doğru arama yaparlar efendim kuşlar bir yerden geçiyorsa kuş illaki orada bir su vardır da onun için oraya inip kalkıyordur bir yerde yeşillik varsa o bir e, suya delaleter yakınlarda su vardır denir veya yakın bir mesafede yerin altında su vardır denilir hasılı kelam bunlar tahminle alakalı meselelerdir böyle bir kimseyi ücreti mukabilinde kiralayabilir buldu buldu bulamadı da işte o günü onunla beraber geçirdiği için bir ücret öder ee, onun üzerine sondajını vurdurur. Yani kardeşimizin tereddüt etmesine gerek yok. Yani tarlanın her tarafına sondaj vurdurmaktan daha düşük bir maliyet olsa gerek. Ama herhalde o adamcağız da benim gösterdiğim yerde illa su çıkacak diye bir iddiada bulunmuyordur. Bulunuyorsa da ya su çıkarsa ben paramı alırım çıkmazsa almam diyorsa o da caizdir. Yani su çıkarsa parasını alır. Su çıkmazsa da zaten hepimiz Allah'ın havasını alıyoruz. O da onunla iktifa etmiş olur.